Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye yükseliş yoluna kaldığı yerden yerli ve milli bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde Baykar Savunma tarafından geliştirilip üretilen en yeni silahlı insansız hava aracı Akıncı TİHA'dan 3 tanesi daha göreve hazır hale getirildi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Baykar Savunma firmasının Ukraynalı motor üreticisiyle bir anlaşma imzalaması üzerine video yayınlamıştık. Bugün yapılan bu anlaşma neticesinde gerçekleşmesi muhtemel bir durumdan bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin dev silahlı insansız hava aracı Akıncı'dan en az 15 tane daha geliyor. Ukraynalı motor firmasıyla yeni bir anlaşma imzalayan Baykar Makine, 30 adet AI-450T ve 30 set AI-450T motor parçası tedarik ediyor. Bildiğiniz üzere her Akıncı TİHA'da 2 adet motor bulunması sebebiyle bu anlaşma en az 15 adet Akıncı taarruzi insansız hava aracının daha üretimine başlanacağı anlamına geliyor diyebiliriz. Öncelikle bildiğiniz gibi Türkiye artık pek çok hava operasyonunu silahlı insansız hava araçları üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Akıncı taarruzlu insansız hava araçlarının sahip olduğu yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi bu platformun özellikle havadan bombardıman amacıyla kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Ancak Akıncı ne kadar büyük de olsa jet motorlarına sahip olmadığı için bir F-16'nın yarısı kadar füze ve bomba taşıyabiliyor. Bu yüzden Akıncı TİHA'lardan 2 tanesinin aynı anda kullanılması sahada bir F-16 kadar büyük etki oluşturabiliyor. İşte bu sebeple Türkiye Akıncı taarruzlu insansız hava araçlarının sayısını hızla arttırmak ve bu insansız hava araçlarını filolar halinde göreve göndermenin planlarını yapıyor. Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı insansız hava aracı, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip ve çok sayıda milli akıllı mühimmatı taşıyabiliyor. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olarak kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunmaktadır. Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edebiliyor. Taşıdığı elektronik destek kodu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebiliyor. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılan Akıncı taarruzlu insansız hava aracı, hava-hava görevlerinde de kullanılacak. Hal böyle olunca dünya basını bu sistemden fazlaca söz etmeye başladı. Dünyaca ünlü Amerika Birleşik Devletleri kökenli Bloomberg, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarıyla askeri yeteneğini yükselttiğini, İran resmi televizyonu ise Akıncı taarruzlu insansız hava aracının en sofistike Türk projesi olduğunu yazdı. Bu tarz birçok haberin içeriğinde öncelikle Akıncı TİHA'nın Bayraktar TB2'nin daha gelişmiş bir versiyonu olduğundan bahsediliyor. Aslına bakarsanız oldukça yerinde bir tabir. Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı taarruzlu insansız hava aracı sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAMLE, MAMCE, CİRİT, LEUMTAS, BOZOK, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat füze ve bombayla donatılmış durumda. Bayraktar TB2 modelinden çok daha büyük ve güçlü olan Akıncı taarruzlu insansız hava aracının sağlayacağı ilk fayda, taşıyacağı hava-hava füzeleriyle düşman insansız hava araçlarını ve helikopterlerini imha edebilecek olması. İkinci avantaj ise sahip olduğu 1350 kilogramlık faydalı yük kapasitesiyle tek bir sortide çok daha fazla düşman unsurunu imha edecek olması. Ayrıca Bayraktar TB2'nin taşıyamadığı 250 kilometre menzilli SOM füzelerini taşıyabilecek olan Akıncı, sınır hattının çok ötesindeki hedefleri rahatlıkla vurabilecektir.
Akıncı taarruzlu insansız hava aracı, 2 turboprop motora ve yaklaşık 1,5 tonluk bir yük taşıma kapasitesine sahip 6 ton ağırlığında bir silahlı insansız hava aracıdır. Hava-hava muharebesi de yapabildiği için taarruzlu insansız hava aracı TİHA olarak da adlandırılmaktadır. İnsansız hava aracına ait ilk görseller Haziran 2018'de çıkan haberlerde göze çarptı. Motor toplantısı Ağustos 2019'da Ukraynalı bir turboprop Ivşenko Progress AI-450C ile başladı. İnsansız hava aracımızın ilk motor testi 1 Eylül 2019'da yapıldı. Diğer teknik testleri tamamlandıktan sonra uçak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çorlu Hava Meydan Komutanlığı tesislerine taşındı. 6 Aralık 2019'da otomatik taksi ve kalkış sonrası insansız hava aracımız ilk uçuşunu yaptı. 16 dakika süren test uçuşundan sonra başarıyla iniş gerçekleştirildi. Akıncı, 450 kilogram iç ve 900 kilogram dış yük taşıma kapasitesiyle birlikte toplamda 1350 kilogramdan fazla yük taşıma kapasitesine sahiptir. Her biri 450 beygirlik 2 turboprop motorla çalışan Akıncı'nın azami kalkış ağırlığı 6 tondur. 20 metre kanat açıklığı ile her biri 200 veya 750 beygirlik 2 motorla daha yapılandırılacak şekilde varyasyonları tasarlanmıştır. Baykar araştırma geliştirme mühendislerinin askeri ve ergonomik standartlarda tasarladığı tamamen yerli ve milli Akıncı Yer Kontrol İstasyonu her türlü ortam koşullarında hava araçlarının yönetimi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Baykar'ın geliştirdiği farklı yer kontrol istasyonu konsept tasarımları her görevin isterlerine çözüm sunarak icra edilmesine olanak vermektedir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın diyelim, hoşça kalın.